Öncelikle düşüncemizi belirtmek zorundayım. Tabii gol yedik. Golü yemesek belki farklı olurdu. Hakemin bazı kararları yanlıştı. Çünkü hiçbir zaman hakeme karşı bu kadar tepki göstermemiş takımca. Ama bu kez hakikaten çok kötü yönetim maçı. Ve kritik çünkü ikinci gole baktığımızda gol vereceğine devam ettirdi ve golü yedik. Sonuçta skora etki eden bir pozisyondu. Bu yüzden de üzüntülüyüz o konuda. Hakemlerin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Oyuna gelince ikinci yarı yine yüklendik ama bir türlü skora elde edemedik. Gol bulamadık. Biraz gol yollarına sıkıntı çektik. Değişimiyle oynadık kendi kişisel olarak oyunumda. İlk yarı iyi başladım kendi açımdan. İyi de oynadım. Ama bir türlü dediğim gibi skora oynayamadık. İnşallah yine belki kreşeleşmiş olacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hiçbir zaman yine liderlik şansımız azalmadı. Yine devam ediyor. İnşallah bu yolda yine zirveye yükselmek istiyoruz. Sercan, rakip stoperlere egemenliğe girer miydi? Özellikle egemenliğe çok güzel bir mücadele. Zorladı mı sen? Tabii sonuçta stoperde iyi futbolcular. Özellikle Egemen Korkmaz biraz daha agresif oynayan bir oyuncu. Bu yüzden de biraz sıkıntı çektim. Çünkü tek santrafor oynuyorsunuz ve pivot olarak görev yapıyorsunuz ama sonuçta bu taktik sonradan değişmedi. Hemen oyunun başında değiştik Turgay'la. O benim yerime geçti. Sonuçta bu tarz şeyler olur ama yine oyunsal anlamda iyi oynadığını düşünüyorum hücumda. Bir tek gole bir türlü ulaşamadık. Sadece bu sıkıntı vardı ama sonuçta iyi stoperler. Sercan, bir soru sormak istiyorum. Birincisi Bursaspor son 5 Türkiye'de oynadığı son 5 maçın hepsi de mağlup durumuna düştü ve ondan sonra ya beraberliği kurtardı ya galibiyete ulaştı. Oyuna motive olmak da ilk başlarda bir sorun mu çekiyor takım? Bir de yine Türkiye'den soracağım. Bursaspor'un son yenilgisi Süper Lig'de yine Trabzonspor'a karşı. Trabzonspor ters mi geliyor oyun açısından, disiplin açısından? Şimdi baktığımızda bu maç liderlik maçıydı ve şampiyon Luk maçı gibi bir şeydi. Sonuçta iyi motive oluyorsunuz. Ama bunun neticesinde oyuna yansıtamıyorsunuz motivenize. Belki olumsuz yansıyor maça. Bu sıkıntımız oldu. Tabii son 5 maçta oyuna iyi başlamamak kötü. Fener maçı olsun. Bütün berabere kaldığımız maçlarda. Oyuna iyi başlamadık ama ikinci yarıda çok farklı bir Bursaspor oluyor. Bu tabii maç başlangıcında bunu konuşmuştuk. Hocalar olsun, arkadaşlar olsun. Bunun sıkıntısını çekmek istemiyorduk. İlk yarı önde basıp ikinci yarı yine aynı performans sergilemek istiyorduk. Ama bir türlü yapamadık. Tabii Trabzonspor takımında iyi bir takım oluşturdular. Çok iyi takımlar. Dediğim gibi yine önümüze bakacağız. Önümüzdeki maçlara alacağız.